Bu yerleşimde bir erken Tunç'a tarihlendirilen, yani milattan önce 3. güne tarihlendirilen bir yerleşim var. Bu alanda bu yerleşimin adak çukurlarını görüyorsunuz. Adak çukurlarının içinde döneme özgü çok sayıda kap parçaları bulundu. Fakat bunlar maalesef tarımsal faaliyetler sırasında tahrip olmuş. Çok azı iyi durumda bu çukurların. Bunların altında ise akeremik neolitik döneme tarihlendirilen bu alanda bir yuvarlak plan veren bir yapı tespit ettik. Çukur bir yapı bu. Akeremik neolitiğin tipik yapısı. Geçen sene bulduğumuz eserler bize zaten erken bir dönem olduğunu hissettiriyordu buluntular. Ama bu yapıyla beraber artık buranın akeremik neolitik döneme tarihlenen bir atölye olduğunu, taş atölyesi olduğunu söyleyebiliriz. Güneydoğu Anadolu'da en meşhuru Göbekli Tepe biliyorsunuz. Akeremik Neolitik dönemin en meşhur yerleşimlerinden birisi. İlk tapınım yeri Göbekli Tepe. Bugüne kadar Batı Karadeniz'de Akeremik Neolitik döneme tarihlendirilen bir yerleşim bulunmamıştı. Burası o açıdan çok önem arz ediyor. Ciddi üretim var. Burada sembolik eserlerden tutun, öğütme taşları, havanelleri, efendime söyleyeyim sembolik anlam taşıyan eserler bulduk. Biliyorsunuz tarih öncesi insanlar çevresinde gördüğü güçlü hayvanları tapınım yapan insanlar. Burada da bunların izlerine rastladık. Aynı Göbekli Tepe'de olduğu gibi çevresinde gördükleri şahin gibi kuşların betimlendiği taş eserler var. Büyük ihtimal bu bölgedeki, çevredeki akeremik neolitik yerleşimlere takas yoluyla veriliyordu diye düşünüyoruz. Çünkü bu mümkün değil. Yani bu yerleşimin ihtiyacından çok fazlası üretilmiş burada. Burası da akeremik neolitik dönemde çok yoğun üretim olan bir taş atölyesi. Yapın. Takip et.